Merhaba, 7. sınıf yüzde problemini çözeceğiz şimdi. Şimdi önce bu problemi okuyalım. %25'i 75 olan sayı kaçtır? Bir kısmını vermiş bize, sayının tamamını soruyor. Tamamı dediğimiz zaman her zaman %100'ü anlamamız gerekir. Bu soruyu önce birinci yöntemimle orantı kurarak şöyle çözüyorum. %25'i 75 ise sayının tamamı, yani %100'ü kaçtır? X'tir şeklinde orantımı kuruyorum. Yüzde miktarım artmış, sayım artar. Her ikisi de arttığı için doğru orantı vardır. Doğru orantıda çarpacağım sayıları göstermek için oklarımı yerleştiriyorum. Şimdi işlemimize geçelim. 25 çarpı x eşittir 75 çarpı 100. Her iki tarafı x'in yanında bulunan 25 sayısına bölüyorum. Kolay yoldan işlem yapmak için hemen sadeleştirmelerimi yapayım. 75 ile 25'i sadeleştirebilirim veya 100 ile 25'i de sadeleştirebilirim. Şimdi ben 75 ile 25 sadeleştirmek istiyorum. Her ikisi de 25'e bölünür. Böldüm. 25'e böldüm 3 defa. Bu tarafta kalan sayım yok. 1 olduğu için yazmama gerek yok, biliyoruz. O yüzden kalan sayım yok dedim. X eşittir 3 çarpı 100, yani 300 oldu. Sayımın tamamı 300'dür. Yani doğru cevabım C şıkkı. Şimdi ikinci yöntemle, daha pratik bir yöntemle gösterelim. İkinci yöntemimizde ise aynı şeyi yazıyorum. %25'i 75 ise sayının tamamı, yani %100'ü kaçtır diye orantımı koydum. Sayıların aralarındaki ilişkilere bakalım. 25'in 4 katı 100'dür. O halde 4 kat olduğu için 75'in de 4 katını hesaplarsam x sayımı bulmuş olurum. 75 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde 30. Yine bu şekilde pratik yöntemle çözdüğümde de aynı sonucu buluyorum. Cevabım 300. Kolay gelsin diyorum herkese. İyi çalışmalar.